Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes Beşinci. Illustrator derslerimizin 3. bölümünde ilk Illustrator dokümanını nasıl oluşturacağımızı anlatacağım. İlk önce ilk dokümanımızı oluşturmak için File menüsünden New butonuna tıklamamız lazım. Ya da Ctrl ve N tuşlarını aynı anda bastığımız zaman da bu panel açılacaktır. New Document, yeni doküman olarak. Burada kendisi otomatik bir isim verir. Siz dokümanınızın ismini burada belirlendiği gibi bırakabilirsiniz. Daha sonra değiştirebilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ki genelde ben öyle yapıyorum. Ancak isterseniz de çalışmanızın başında değiştirebilirsiniz. İlk Illustrator dokümanım diye bir tane isim verelim. Şimdi burada profile dediğimiz bir kısım var. Buraya baktığınız zaman şu an custom olarak belirlenmiş. Sizin çalışacağınız alana göre buradan bir profil seçebilirsiniz. Örneğin web üzerine bir çalışma yapacaksak, web için yapacaksak web profiline gelelim ve burada piksellerin vesaire olduğunu görürüz. Ancak print kısmına geldiğimiz zaman burada dosyanın about'larında, onun haricinde dosyanın ünitelerinde bir takım değişmeler olduğunu görüyoruz. O yüzden profillerde çalışacağınız alana göre değişiklik gösterecektir. Şimdi number of artboard, yani artboard sayımızı biz 1 olarak tutacağız. Bunda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Size olarak bakarsak eğer, hani burada zaten 480, 600 ve 800 vesaire. Bunun gibi ebatları görebilirsiniz. Biz 600 ve 800 olarak seçelim örneğin. Genişliği de burada ne olarak vermiş? Piksel cinsinden vermiş. Yani web olarak. Hani biz webde seçersek eğer. Ama şu an biz size'ı kendimiz belirlediğimiz için profil webden çıkıyor. Custom'a düşüyor. Neyse. Yani piksel olarak belirlenmiş burada genişlik ve yükseklik. Ancak biz bu birimleri buradan değiştirebiliriz. İşte inç, milimetre, santimetre, piksel, pikas denilen bir ünite birimi var, unit var. Hani bunları değiştirebiliriz. Bazı kişiler inç ile çalışmayı daha kolay bulabilir vesaire. Onun haricinde burada bilet dediğimiz alana girmiyorum. Advance'e de pek girmeyeceğiz aslında. Sadece burada color mode dediğimiz bir takım özellik var. RGB ve CMYK dediğimiz iki tane renk modu var. Bu ikisi arasındaki farkı belirtmek istiyorum sadece Advanced gelişmiş bölümünde. RGB genelde hani mobil ekranlarda ya da bilgisayar ekranlarında dijital ortamda kullanılan bir renk modu. CMYK ise eğer basılı bir çalışma yapacaksınız, bunu kağıda ya da farklı bir ortama basacaksınız, CMYK modunda çalışmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Ama biz web için çalıştığımız için şu an dijital ortamda herhangi bir baskı işi yapmayacağımızdan dolayı RGB seçiyorum ben. Burada raster ve preview modları falan şu an girmemize gerek yok. İlk dokümanınızı oluşturacağımız zaman karşımıza çıkacak ekran böyle. Burada profiller var. Seçebilirsiniz. Ve fazla girmeniz gereken herhangi bir girdi, herhangi bir parametre de yok zaten. Gayet basit bir olay. Şimdi mouse ikonumuzu ok butonuna doğru getirelim. Çünkü bir sonraki ders ilk dokümanımız üzerinden çalışmalara başlayacağız. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bozukklavye.com'u ziyaret etmeyi de unutmazsak çok güzel olur.